Fujifilm Türkiye'den herkese merhaba. Ben Evren. Ben Oğuz. Evet Oğuz. Bugün yine bir lens incelemesiyle beraberiz. Peki ne inceliyoruz? Bugün 35 mm f2 dediğimiz lensin bu sefer plastik değil metal olanını inceliyoruz. Evet, 35 mm'nin yani XF modelini inceliyor olacağız. Peki kısaca teknik özelliklerinden bahsedelim. 35 mm 1.5 crop'a göre, peki full frame'e göre karşılığı nedir? Full frame karşılığı 50 mm. Evet. Yani çok standart bir açıya denk geliyor aslında. Yani 35 mm'nin avantajı neydi fotoğrafçılıkta? Her türlü yerde kullanılabilmesi aslında. En çok, en geniş kapsamda kullanılabilen lenslerden biri, işte portre çekiyorsun, sokak çekiyorsun, yeri geliyor manzara çekiyorsun ve taşınabilir olması. Evet, zaten insan gözüne en yakın herhalde kullandığımız açılardan bir tanesi 35 mm oluyor değil mi? Yani o noktada da biraz daha böyle niteliği yüksek. Yani prime kullanırken insanlar zorlanır ama ne oluyor? Hani bizim bakış açımıza yakın bir prime kullanırsak biraz daha kolay fotoğraflar üretebiliyoruz. Peki diyafram özellikleri nedir? Minimum diyafram, maksimum diyaframı bahsedelim biraz. Şöyle, zaten 50 mm lensin en bilindik özelliklerinden biri düşük diyaframlı olmaları genel olarak. O da şöyle 2 ile 16 arasında değişiyor diyafram aralığı. Yani 2 bayağı açık bir diyafram açıklığı. Evet. Yani düşük ışık koşullarında avantaj olacağı gibi bir de nedir? Arkayı bulanık yapmak için. Arkayı full yapmak istiyorum diyorsanız F2 diyafram da bunun için rahatlıkla işinizi görecektir diyebiliriz değil mi? Peki diyaframın özellikleri nasıl? Diyaframın özellikleri 9 adet diyafram yaprağı var. Bunlar yuvarlatılmış dediğimiz diyafram yapraklarından. Yani daha yumuşak bokehler ve daha yuvarlak bokehler almamızı sağlıyor. Yani keskin geçişler değil de mesela portre seven biri için çok iyi bir tercih olacaktır. Evet, evet. Yumuşak kremalı yine bir bokehimiz olacaktır. Peki filtre çapı neydi bunun? Filtre çapı 43 mm. Evet. Oldukça ufak bir filtre çapı var ama filtre bulunabiliyor. UV'dir, polarizedir. Rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Zaten Fujifilm de getiriyor. Evet, bizde de bulunuyor zaten. Filtreyi. Peki bu lensi aldığım zaman minimum yapabileceğim netleme mesafesi nedir? Fokus için 35 santimetre. 35 santim. Hiç fena değil aslında. Fena değil. 35 mm bir lense göre fena değil. Yani aslında belki daha da ileride bahsederiz ama yani yemek fotoğrafı falan çekeceğim diyen için tabii, de tabii. Sıkıntısız işini görecektir değil mi? Yani çok makro değil. Makro çekemeyebilirsiniz ama yakın plan çekimler yapabilirsiniz. Evet. Ağırlığı ne kadardı? Ağırlığı da 170 gram. Oldukça hafif bir lens. Ebatları da takribi 4.5 santime 6 santim, yani 6 santim çapında 4.5 santim uzunluğunda oldukça ufak bir lens. Yani zaten silindire yakın zaten. Biraz neredeyse pankeke yakın. Evet. Yani şöyle baktığımızda yani epey ufak tefek bir lensimiz mevcut. Ya hakikaten öyle. Yani cebine at hani taşı dediğimiz lensler var ya. Aynen. Onlar için de çok ideal ufacık bir şey. Tabii hani birazdan bahsedeceğiz neden böyle bu kadar ufacık olabiliyor. Ona da geliriz. Ama dediğim gibi 170 gramlık ağırlığıyla kolay taşınabilir bir lensimiz var. Evet. Peki yani taşınabilirlik iyi dedik. Gimbal'ın üzerinde sence nasıl çalışır? Gimbal'ın üzerinde çok rahat kullanabilirler. Çok hafif olması zaten her türlü gimbal'a uyumlu olmasını sağlıyor. Ve birazdan onu da deyince işte AF performansı vesaire. Aslında videocular için 50 mm lens arayanlar için oldukça ideal bir lens. Evet, yani crop'ta eğer 50'ye tekabül edecek bir şey arıyorsa bu biçilmiş kaftan olacaktır. Zaten bizim bu F2 serilerin tamamı bu arada hani hızlı AF'leriyle, güzel bokeh karakteristikleriyle ünlü. Bir de dediğim gibi yine hepsi ufak tefek oldukları için taşınabilirliği ön plana çıkıyor. Yani gimbal üzerine gayet işinizi görecektir. Hani bahsediyoruz ya videoda falan filan iyi dedik. AF performansı nasıl yüz gösterdi? AF performansları çok iyi. Bizim yeni jenerasyon lenslerimizden biri olduğu için AF performansı çok hızlı. Yani özellikle yüz göz takibini açarsanız continuous focus'ta yani devam netlemede kullanırsanız kolay kolay kaçırabileceğiniz bir durum söz konusu değil. Çok hızlı bir şekilde işini görecektir. Özellikle işte gimbal üzerinde netleme biraz problem olduğu için normalde AF continuous pek kullanılmaz ama bu lenslerde hiç sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kaçırma yapmaz zaten. Evet, yani bir de hele X-T3 ya da daha da güncel olan T4 gibi gövdelerin üzerine yani böyle fişek gibi çalışacaktır bu lens. Birazcık şeyden bahsedelim. Fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Hani ağırlığından bahsettik. Gene itibariyle hacminden bahsettik. Boyutlarından bahsettik. Ufak bir dipnot olarak şeyden bahsedelim. Bu lensin iki tane rengi var. Biri siyah, biri de elimde görmüş olduğunuz gümüşü bir gri renk var. Epey de yakışıklı bu arada. Bu bizim gri body'lerde kullanabilmemiz için. Evet, epey de daha şık durması için. Tabii canım, yani hani şey olarak bakarsak, mesela şöyle bir gri gövdeye bakarsak yan yana ya da biraz daha grisi açık renk olan XA7 gibi bir makineleri mesela yan yana koyalım. Şöyle. Evet, gayet şık duruyor. Renk tonu bayağı birbirine yakın ve keyifli olacaktır. Hani o yüzden de tercih edebilirsiniz. Güzel bir şey ikili aslında. Biraz dış malzeme yapısından bahsedersek de lens tamamen metal. Az önce de bahsettiğimiz gibi. Bunun bir de işte XC versiyonu var. Evet, plastikten 35. yapılma. Bu onun tam tersi, tamamen metal. Yine bayonet kısmı metal. Üstteki bütün halkaları, dış yapısı vesaire metal. Çok zaten VR lens. VR bir lens, evet. Bizim VR lens ne oluyordu? VR'da weather resistant dediğimiz, yani su toz koruma, işte hava koşullarına karşı dayanıklılık,
işte eksi 10 derece kadar soğuğa girebiliyor. Hı-hı. Bu tarz ortamlara karşı dayanıklı demek oluyor. Yani mesela Oğuz bunları genelde denemiştir böyle. Özellikle hani bir aralar İstanbul'da kar yağıyordu ya, işte o böyle zaman diliminde bu lensleri o böyle kar altında falan şey yaptı. Tabii ki tavsiyemiz hani şey sağanak yağışta ya da suyun içine daldırın çıkarın değil, ama hani normal fotoğraf çekerken şey yapacağınız, alacağınız aksiyonların %99'unda eğer VR bir gövdeniz varsa sizi yarı yolda bırakmayacak güzel bir malzeme kalitesine sahip. Peki üzerinde bir de ne var bunun? Diyafram halkası var değil mi? Diyafram halkası var, evet. Aynen. Bir de lensin kaplaması neydi? Kaplaması Super EBC kaplama var üstünde. Bu da işte renk sapmalarını, bu hafiften bir harelenmesi efektini vesaire kaldırıyor. Ne müthiş. Lens dizimine gelirsek o nasıl? Lens dizimi de 6 kümede 9 öğe var içinde. Hı-hı. 2 tane de asferik öğe var. Yine Fujifilm, evet. Hiçbir şeyden kaçınmamış ve 2 tane asferik bu lensin içine koymuş. Tabi aslına bakarsanız niye bu ebatta? 2 tane asferik lens olduğu için. Daha ince yapıda olduğundan dolayı ne oluyor? Lensin ebatı küçülmüş oluyor. Diğer avantajı ne asferik lensin? Asferik lens keskinliği arttırıyor. Hı-hı. Yani sizin normal lenslerde aldığınız kayıpları, aslında görüntüdeki kayıpları minimuma indiriyor. Zaten hani daha önce de konuşmuştuk, lens ne kadar kalınsa o kadar kayıp yaşayacaktır, evet, değil mi? Evet. Lensin inceliği kayıpları minimize edecek şeylerden bir tanesi. Üretimi de zordur bu asferik lenslerin. O yüzden de genel itibariyle hani işte bir tane olur, iki tane olur ama üç tane çok az görürsünüz. Hani Fujifilm'de mesela üç asferik mercekli lensler var mesela Fujifilm'de. Burada da ufacık gövdenin avantajını kullanabilmemiz asferik lensin sayesinde oluyor. Yani Fujifilm asferiği bol bulmuş. Evet, evet. Aynen öyle. Yani bu noktada epey keyifli ve sonuçları da pozitif yönde etkisi oluyor asferik lens. Tabii lensimiz üzerinde şeyden de bahsedelim. Hani Super EBC'den bahsettik. Kaplamamız var. WR zaten neydi? Weather Resistant. Ondan sonra bir tane şey var. Böyle boş küme şeklinde bir işaretimiz var. Yanında 43 yazıyor. O az evvel bahsettiğimiz nedir? Filtre çapı. Filtre çapımız. Yani her lenste yazan bir şey. Evet. Sadece 35 özel değil. Bütün lenslerinizde orada filtre çapınız yazar. Boş küme işareti varsa matematiğe aşina olanlar, ondan sonra o işarete sahip olan şey sizin filtre çapınızdır. Zaten asferik lens olduğu... Sözelciler için şuraya bir yere koyalım. Mesela burada da Fuji'nin asferik lens olduğundan bahsediyor ön tarafında. Yarım daire şeklinde belirtilmiş. Son olarak ne yapalım? Bir de orada R var. R neydi? R ring dediğimiz, yani üstünde bir diyafram halkası olduğunu söylüyor. Evet, yani 2'den 16'ya oradan da otomatiğe geçirirken ne yapıyoruz? Bir halka var, bunu kullanıyoruz. Evet. Bu arada geçiş falan çok keyifli. Evet, çok yumuşak bir geçişi var. Hem de tık tık geçtiği için hissediyorsun hani... da yani şöyle işte makine gözündeyken tık tık değiştirdiğinde göremiyorsun hangi diyaframdan olduğunu ama o geçişleri hissediyorsun. Bir tık geçtim, iki tık geçtim. Bu böyle bir iki ay kullandıktan sonra bunun artık kaç tık geçtiğini, hangi diyaframda olduğunu artık biliyorsun. Çünkü bazıları şey yapıyor, bilgi ekranını kapalı kullanıyor kadrajın tamamını görmek için. İşte o alışkanlıkta olanları bile yarı yolda bırakmayacaktır muhtemelen. Ya da hani o ekranda takip etmek istemiyorsunuz, tık tık hızlıca değiştirirsiniz. Evet. Çok keyifli, güzel ve kaliteli bir diyafram halkası var geçiş noktasında. Peki o kutu içeriğini zaten göstereceğiz. Ama genel olarak kutu içeriğinden hızlıca bahsedelim. Ne çıkıyor? Bir kere zaten lensimiz çıkıyor. Lens çıkıyor. Bunun dışında ne çıkıyor? Arka ve ön kapağı zaten üstünde geliyor. Hı-hı. Bir de ufak bir böyle plastik bir parasoleyi var. Onunla geliyor. Evet. Onun dışında başka bir şey çıkmıyor. Bir de bezi var. Bez bir de bez içinden. Çıkıyor. Yani zaten Fujifilm bütün lenslerin içinde neredeyse taşıma bezi kullanıyor. Bu arada o taşıma beziyle hani çok hırpalanıp da bir yerde kirletmediğiniz zaman lenslerinizi hafif hafif temizleyebilirsiniz. Evet. Bayağı kaliteli bir şey. Zaten lensinize zarar vermesin diye o materyalden yapılmış mikrofiber. Onu da baktığınız temizleyecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Onu da böyle yavaş yavaş dikkatlice temizleyebilirsiniz. Bir de tabii yanlış bilmiyorsam neydi? Bu iki tane lensinde ayrıca metal parasoleleri var değil mi? Ayrıca satın alınacak. Şu an buradaki gümüşü, bunun siyahı da var yine aynı nasıl şekilde. Nasıl duruyor üzerinde? Hemen takalım. Aslında çok şık ve retro bir görünüm katıyor lense. Mesela şey var. 23'te de var değil mi bu? Bu 23'e de uyumlu. Zaten aynı şey olarak, çap olarak aynı olduğu için aynısı uyuyor. Ya X Pro serisinde çok güzel duruyor. Yani böyle hafif şuna retro görüntülü. Tam bir retro görünüm oluyor. Analog vari bir havası oluyor. Yani bu böyle mesela hani şey vardır. Ben mesela parasolü hiç kullanmam. Hani çoğunluk olarak böyle bir şey görürüm. Bir de plastik parça olduğu zaman canım sıkıyor. Ama hani bu böyle parasoleyle o kadar güzel ki böyle, hadi fotoğraf çekeyim. Güzel görünüyor makinem. Çok tatlış mesajını veriyor. Bunu ayrıca satın alabilirsiniz. Hem siyah rengi var, hem de burada görmüş olduğunuz gümüş rengi mevcut. Bir de şöyle bir şey var. Bizim her zaman dediğimiz gibi işte aksesuar olarak aslında korumanız için bir UV filtre almanızı tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Bunda UV filtrede bir farklılık var yalnız. Şöyle,
Normalde parasurey dediğimiz şey aslında lensin en ön halkasının dışına takılır. Bunda bir farklılık yapmışlar. Kutu içinden kendi çıkan parasurey için bahsediyorum. Bu yivli şekilde filtre takar gibi yapıyoruz, takıyoruz. Çok şimdi, eski lensler böyleydi mi? Çok eski lensler de böyleydi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu taktım, filtreyi nasıl takacağım? O yüzden parasoleyden önce filtreyi takıyorsunuz. Filtrenin ucunda da zaten yivli bir kısım var. Parasoleyi de filtreye takıyorsunuz aslında. Evet. O şekilde filtre kullanabiliyorsunuz. Yani normalde lens, parasoley, filtre gibi oluyordu. Sıralama aynı şey olarak. Aslında burada tam öyle de değil. Hı-hı. Aslında parasoley tamamen dışarıda oluyordu. Filtre içeride kalıyordu. Doğru. Bunu da üst üste takmanız gerekiyor. Evet, sandviç gibi olacak. Yani bu ne oluyor? Filtreyi çıkardığınız zaman, filtreden sökerseniz parasoley de birlikte çıkmış olacaktır. Tamam, süper. Enteresan. Peki Oğuz, hani genel itibariyle bahsettik. Başta da birazcık bahsettik zaten gerçi de. 35 mm'yi ben neden alabilirim ya da neden almalıyım? Şöyle, neredeyse bütün fotoğraf alanlarında kullanılabilen bir lens. Özellikle işte analog dönemden gelenler 50 mm'yi iyi bilirler. Çünkü çok standart bir açıydı. İşte sokakta kullanılıyor, portrede kullanılıyor, işte manzarada kullanılıyor, belgeselde kullanılıyor. Aslında çok amaçlı bir lens. İşte yeni dönemde artık videoda çok kullanılıyor. Özellikle işte 35 mm açıda iki diyaframı alabilmesi çok büyük bir avantaj oluyor videocular için ve AF performansı da iyi olduğu için tercih edilen bir lens. Evet, yani videoda çok işe yarayacaktır. Sokak fotoğrafçılığında gözün gördüğü açıya yakın, portrede yani gerçekten keyifli. Hani bu tarz aslında hibrit bir lens, prime lenslerin içinde her yola gelebilecek en dar lenslerden bir tanesi. Ne çok geniş kalacaktır, ne çok dar kalacaktır. Bütün işinizi rahat rahat şey yapabilirsiniz, halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Her videoda olduğu gibi bunu yeniden dile getirelim. Eğer ki herhangi bir lens ya da gövde hakkında aklınızda soru işaretleri varsa Türkiye'deki mağazalarımızdan herhangi birine giderseniz oradaki arkadaşlar, yani bizler, sizlere bu konuda yardımcı oluyoruz. Denemeniz için bir şekilde ortam hazırlıyoruz. Yani tavsiye ederiz, gelin mağazalarımızdan çayınızı kahvenizi alın, lenslerimizi de makinelere takın, SD kartınızla gelirseniz, bir Fuji kullanıcısıysanız çekersiniz fotoğraflarınızı, sonra evde sıcak sıcak, değil mi, rahat rahat incelersiniz hani ne gibi sonuçlar veriyor diye, sonra kararınızı verebilirsiniz. Bu noktada da biz her zaman için size yardım etmeye hazırız, değil mi? Onun dışında da farklı sorularınız olur ya da mağazamızın olmadığı bir yerdesiniz, bizi arayarak ya da YouTube'da işte videonun altında yorum yaparak bize ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızda bol bol kullanabilirsiniz, bize ulaşamamanız mümkün değil arkadaşlar, değil mi? Evet. Her zaman bekleriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.